İstanbul'a geldik. Bugün Çorlu'dayız. Yemekleri birbirinden lezzetli. Yerken çatlatır insanı. Afiyet olsun. Tabii ki ben yemek yerken bir de insan iştahını açıyorum. Onun da diyetini bozdurduk, haberiniz olsun. İstanbul Çorba bir marka. Türkiye'nin en iyi köftesi bizde. Sizler bizleri özlediniz, bizler de sizi çok özledik. Sevgili takipçilerimiz, kısa bir ara vermek zorunda kalmıştık biliyorsunuz pandemi koşullarından dolayı. Tahmin ediyorum ki sizler bizleri özlediniz, bizler de sizi çok özledik. Evet, bugün Çorlu'ya geldik ve Çorlu'da gerçekten çok güzel, vallahi yemekleri birbirinden lezzetli İstanbul Çorba'dayız. Açıkçası 2 yıldır hizmet veriyor ama biz masaya oturduğumuzda ve lezzetleri tatmaya başladığımızda 2 yıldan çok çok daha uzun süredir bu sektörün içinde olduğunu düşündük. Kesinlikle sulu yemekler birbirinden enfesti ve bugün neredeyse birçoğunun tadına baktık. Biz bayıldık. Çorlular zaten eminim çok iyi biliyorlar ama civar ve Trakya anlamında da İstanbul çorbanın ünü yayılmış durumda. Birbirinden güzel çorbaları, sulu yemekleri ve tatlıları hepsini birer birer denedik. Özellikle Onur Bey şunun altını çizdi. Kaliteli bir yemek ortaya koymak istiyorsanız mutfaktaki ürünlerin kalitesinin en üst segmentte olması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bu da pişen yemeğe yansıyor. Biz çok beğendik. Afiyet olsun. Sevgili takipçilerimiz, bugün Çorlu'dayız. Gerçekten Çorlu'da yani hani böyle ya benim midem hassas. Her yerde yemek yiyemiyorum ama sulu yemek de yemem lazım. Ev yemekleri tadında bir yemek yemem lazım diyorsanız eğer ve Çorlu'ya yakınsanız hiç vakit kaybetmeden hemen orada evinin yanında İstanbul Çorba'ya mutlaka uğrayın. Adı İstanbul Çorba ama enfes yemek çeşitleri, lezzetleri. Şöyle söyleyeyim, yerken çatlatır insanı, yedikçe yiyesiniz geliyor. Öyle lezzetli, öyle kıvamında yemekler. Hatta bir de şöyle bir şey var tabii ki, ben yemek yerken bir de insan iştahını açıyorum. Bunu videolarımızı izleyenler de söylüyor ama Onur Bey işletme sahibi de diyetteymiş, onun da diyetini bozdurduk, haberiniz olsun. İstanbul Çorba bir marka. Markamızın adı İstanbul Çorba. İstanbul Çorba'nın altında günlük ortalama 50 çeşit yemek çıkıyor. Bunların 10 soğuk 40 sıcaktır. Bununla birlikte kokorecimiz vardır.
Ve iddia ediyoruz, Türkiye'nin diyorum bakın. Bu kadar iddialıyım, burada herkes duysun bunu. Boş kağıda imza atacağız. Türkiye'nin en iyi köftesi bizde. Bak Trakya demiyorum. Sap köfte. Bunu özellikle vurguluyoruz hocam. Yani bizde bulunan köfte Türkiye'de ilk üçe girer. Yani boş kağıda imza atalım. Kuzu kokoreçimiz mevcut. İstanbul çorbadan girdik. İstanbul çorba bir marka adı. İstanbul çorba. Peki çorba çeşitleriniz kaç tane? Çorba çeşitimiz işkembe, kelle, tavuk suyu, mercimek, paça, tuzlama, beyran çorbalarımız mevcut. Aslında gece 24 saat açığız biz. Şu an pandemi olarak açık tutmuyoruz geceleri. Saat 9'da kapatıyoruz. Normalde gece açıyoruz. Dışarıya masa falan koyuyoruz. Çok aktifiz. Çorbalarımız çok tercih ediliyor. Çorba ustamız çünkü çok ünlü bir usta. Bu iş 3 kuşaktan beri geliyor. Yani dededen beri gelen bir formül. Biz çorbalarımıza mesela un kullanmıyoruz, katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece paçayla kemiği, kaval kemiğini 10-12 saat kaynatıyoruz, eritiyoruz. Onu süzüp çorbanın sosunu hazırlıyor ustamız bununla ilgili. Yemeklerimizi ayrı ustalar yapıyor. Et yemeklerini Mardin'den getirdiğimiz bir ustamız var, o yapıyor. Sadece et yemeklerini yapıyor, ona görevli. Tepsi yemeklerimizi başka bir ustamız yapıyor. Köfteyi başka bir ustamız yapıyor, kokoreci var. Her yemen ustası ayrı. Her kategorinin ustası farklı. Hepsi ayrı ve hepsi dalında bir numara. Nerede pişiyor yemekler? İstanbul çorbanın üretim tesisi var. Tekirdağ yolunda. 600 metrekarelik soğuk hava depolarının bulunduğu, gıda mühendislerinin, gıda diyetisyenlerinin bulunduğu, gıda kimyagerlerinin bulunduğu, her gün örneklerinin alındığı, denetlendiği bir firmamız var orada. 600 metrekarelik bir alan içerisinde. Üretimimiz orada yapılmaktadır. Orada yapıyor, buraya geliyor. Tabii denetleniyoruz. Ardı kendi içimizde otomatik kontrol sistemimiz var. Şöyle, birinci kalite ürünler kullanıyoruz. Kesinlikle yöresel ürünler kullanıyoruz. Örnek veriyorum. Mesela kuru fasulyeyi İspir'den getiriyoruz. Çünkü İspir'in kuru fasulyesi çok iyi. İspir'den getiriyoruz ve dana kuyruğu katıyoruz. Pirinç pilavını Gönen'in baldo pirincinden yapıyoruz. İşte domatesi Çanakkale'de kullanıyoruz. Yani salçayı kendimiz yaptırıyoruz, Çanakkale'de yaptırıyoruz. Yani yöresel ürünler kullanıyoruz. Yani hangi bölgenin ürünü kaliteli ise iyiyse onu kullanıyoruz. Biz organik kullanıyoruz. Organik kullanıyoruz. Bazı ürünleri kendimiz yetiştirmeye başladık bu sene inşallah. Kendi arazilerimizde bu sene inşallah ilk dikimimizi yapacağız. Kendimiz ürettiğimiz ürünleri soğuk hava depolarına, örnek veriyorum fasulyesi, bezelyesi vesairesini yani soğuk hava depolarımızda muhafaza edip yazın ilk bardak gibi insanlar sonucu alalım daha lezzetli, daha kaliteli oluyor. Çünkü kışın biliyorsunuz serada yetiştiği için ben daha önce serada toplantıcılığı yaptım. Serada yetişen ürünler tamamen hormonik ve katkısal ürünler çok olduğu için kanserojen üretiyor. Bu da insan vücuduna, sağlığına zararlı. Yani bu bizim maliyet açımızdan da iyi ama sağlık açısından daha önemli bizim için. Çünkü bugün fasulye yazdan koyduğumuz zaman daha organik, daha güzel, daha taze, daha lezzetli olur. Bunun için soğuk hava depoları yaptık. 50 tonluk soğuk hava depomuz var şu an. Kokoreci kendimiz yapıyoruz, toptan satıyoruz. İşte köfteyi çok iddia ediyorum. Kokorecimiz de çok iddialı ama İstanbul çorbada gelip mutlaka bir köfte yesinler, denesinler. Dükkan 5 tane iş yerim var. 5'inde anahtarını koyuyorum. Bu kadar iddialıyım. Köfte. Başka yok diyorum yani. Yani Türkiye'de birinciyim demiyorum, utanıyorum. Ya büyüklen mesleğim ama birinci demeyeceğim, üçüncüyüm diyeceğim. Birinci kalite ürünler kullanıyorum. Burada bir parantez açıyorum. Birinci kalite ürünü kullanırken ben satın almacım, örnek veriyorum satın almacım ürünü yanlış aldı. Ustam bunu kullanmıyor. Otokontrol var. Ustam bunu kullan. Ustam kullandığı zaman tezgaha geldiğinde tezgahtaki arkadaşını bu ürünü kullanmayarak hayvan barınağına gönderiyor. Kesinlikle İstanbul çorbanın tezgahında hiç kimse bugüne görmemişti. Zaten kısa sürede parlamamızın, kısa sürede bu kadar müşterimizin olması, kısa sürede bu kadar pakete ulaşmamız, kısa sürede bu kadar şubeleşmemizin altında bunlar yatıyor. 2 yıldır çok iyi gidiyoruz. 2 yıldır şu an Allah izin verirse 20 Mart'ta, bu 20 Mart'ta Eski Sanayi'deki cadde üzerinde İstanbul çorbanın yeni şubeleri açılıyor. Yani 5. şubesi açılıyor orada. Bu bizim yemek fabrikası, üretim tesisimiz. Yani bunun içerisinde bütün her şey hijyenik kurallar. Örnek veriyorum mesela biz artık çoğu kasaba güvenmediğimiz için etimizi de kendimiz kesiyoruz. Kıymamızı da kendimiz çekiyoruz. Çünkü piyasada o kadar sahtecilik var ki bu ürünler içerisinde. İnanın şaşırıyorsun. Biz de yemek yediğiniz zaman midenize yanma olmaz. Sıkıntı yaşamazsınız. Bağırsak sorunu yaşamazsınız. Ağırlık gelmez. Her şey en güzel, en kaliteli şekilde yapılmaktadır. O ucuz yemekçilere sesleniyorum buradan. İnsanları zehirlemesinler.
Çorlu'ya geldik. Bugün Çorlu'dayız. Yemekleri birbirinden lezzetli. Yerken çatlatır insanı. Afiyet olsun. Tabii ki ben yemek yerken bir de insan iştahını açıyorum. Onun da diyetini bozdurduk, haberiniz olsun. İstanbul Çorba bir marka. Türkiye'nin en iyi köftesi bizde.